Eskişehir Net'ten herkese merhabalar. Şu an Doktorlar Caddesi'nde bulunan Takınak'tayız. Belki sizler de bu caddeden gelip geçerken ya da alışverişleriniz sırasında bu dükkanda yaşayan iki sevimli can dostumuzla tanışmışsınızdır. Onlar buranın daimi müşterileri. Yanımızda da mağaza sorumlusu Aykut Bey var. Hem kendisini tanıyacağız hem de köpeklerin hikayesini ondan dinleyeceğiz. Aykut Bey, öncelikle merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, sağ olun. Öncelikle biraz sizi tanıyalım isterseniz. 34 yaşındayım ben. İsmim Aykut, söylediğiniz gibi. 4 senedir bu mağazada mağaza sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Ben bulunduğum süreç içerisinde bu sevimli dostlarımızla birlikte hep beraber çalışmaktayız bu dükkanda. Sabah benimle birlikte mesai başlayıp benimle birlikte bu mağazayı kapatıyorlar. Benden önce hatta mağazanın önüne gelip bizi bekliyorlar mağazanın açılmasını. Yani sizlerin de ricasını tabii ki de teşekkür ederim böyle bir şeye. Olduğunuz için bizleri bu mağazamızda, bu sevimli dostlarımızda bizler birer örnek olarak gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin sormak istediğiniz sorularla biz de sizlere yardımcı olabiliriz. Aykut Bey, dükkanınızda iki tane zannedersem sevimli dostumuz bulunuyor. Burada yaşıyorlar sizinle birlikte. Ne kadar süredir buradalar? Gelişleri nasıl oldu? Biraz bize hikayeyi paylaşır mısınız? Tabii ki de. Şimdi bizim iki tane sabah kahvaltılığımız var. Birinin ismi zeytin, birinin ismi peynirdir. Zeytin siyah olduğu için zeytin koymuştur. Peynir de beyaz olduğu için peynir olarak koymuşuzdur onların isimlerini. Zeytin bu mağazanın benden önceki sahibidir. Yani şöyle diyeyim, zeytin, ben 4 yıldır buradayım ama zeytin ortalama olarak bir 5-6 yılı vardır bu mağazaya gidip gelişinde. Öncelikle zeytinle başlamış. Zaten zeytin Eskişehir'in en ünlü köpeklerinden biridir. Mağazanın önüne gelerek burada sırt üstü yatarak kendini insanlara sevdiren bir köpektir. Peynir daha sonraki süreçlerde bize dahil oldu. O benden ortalama 6-7 yıl sonra bizimle mesaiye başladı. Yani peynir de biraz insanlardan korkan bir köpekti. Bayağı bir boğazında ip izleri falan vardı. Biz burada sahip çıktık. Artık bizimle birlikte şey yapıyor, yani yaşıyorlar mağazada. Yani ikisinin de gelişi bu şekilde başladı. Peki bu mağaza ne kadar süredir faaliyetteydi? 2015 yılından beri faaliyettedir bu mağaza. Köpekler de yaklaşık 4-5 yıldır mı sizinle? Yani zeytin bayağı eski, dediğim gibi bir 5-6 yılı var. Onun gelişatını ben bilmiyorum ama peynir gelişatı benden bir 5-6 ay sonra oldu. Peki müşterileriniz nasıl karşılıyor bu durumu? Zannedersem onlarla da ilişkileri iyi. Tepkiler nasıl? Çok çok iyi karşılıyorlar. Bazı müşterilerimiz sırf siz bu dostlarımıza baktığınız için sizden alışveriş yapıyoruz diye geliyorlar. Çok teşekkür edenler var. Mesela şuradaki vitrinimizin önünde yatıyorlar genellikle. Bazıları süs olarak sanıyor hayvanları. Bazıları gerçek oluyor. Gerçek olarak şey yapıyorlar. Ama tepkiler çok çok üst seviyede geliyor bize. Peki gece içeride mi kalıyorlar dükkanın içinde? Şöyle diyeyim, biz birkaç kere dükkanın içerisinde bırakmaya çalıştık. Ama sabah geldiğimizde hayvanlar korku içerisinde dışarı çıkıyorlardı. Tabii belli bir süre sonra artık şartelleri kapattığımız zaman, elektrikleri kapattığımız zaman sesleri anlıyorlar. Bizden önce mağazayı terk ediyorlar. Alıştılar artık. Alıştılar, evet. Aykut Bey, şunu da sormak istiyorum. Hayvanlarla gördüğümüz kadarıyla dükkanınıza da baktığınıza göre iyi bir ilişkiniz var. Sizin bir evcil hayvanınız var mı evinizde baktığınız? Ortalama olarak benim iki tane akvaryumum var. Bir tane papağanım, bir tane muhabbet kuşum var. Bir tane de köpeğim var. Ben onlarla yaşıyorum zaten. Hayvanları çok seviyorum. Zaten arkadaşlarım her zaman bana şöyle derler. Sen bir hayvana, yani sevimli dostlarımıza dokunduğun zaman sana bağımlılıkları nereden geliyor? Gerçekten de hayvanlar benim için çok çok önemlidir. İyi yani. Bir ilişkiniz var. Evet. Şunu da sormak istiyorum, belki bilginiz vardır. Yıl sonuna kadar evcil hayvanların kimliklendirilmesi gerekiyor. Çip takılacak kendilerine. Hem bilinçsiz sahiplenmenin önüne geçmek için hem de sokağa atılmalarını önlemek için. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bu uygulamayı? Mükemmel bir şekilde değerlendiriyorum. Çünkü gerçekten doğru bir karar olarak düşünüyorum. Sonuçta dışarılarda yavru köpekleri örnek veriyorum. Yavru şeyleri görüyoruz. Yani en basit, çok cani insanlar var. Asıl yani şey olan konu bu. Çöplerden ben kendim çöp başında kedi topladığımı biliyorum. Bunlar yapılması gereken bir şeyler bence. Sokak hayvanlarını yani şey, bir süre baktıktan sonra da atıyorlar. Atıyorlar, evet.
Yani bayağı bir oluyor. Yani nereye kadar büyütüyorsan tamamen seninle birlikte olsun hayvan. Yani ömrünün sonuna kadar, yani bir masrafı olduğunu zannetmiyorum zaten bunların size. Bakabildiğiniz kadar herkesin bakmasını da tavsiye ediyorum. Ama bu kararında gerçekten de doğru bir tespit olarak düşünüyorum ben de. Siz yaptırdınız mı hayvanınıza? Benim sadece köpeğim de var şu an. Kuşlar kafes hayvanı olduğu için şu an onları yapmadım. Köpeğinize yani yaptırdınız. Tabii, evet. Çok teşekkürler Aykut Bey bize zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim ben de sizin de böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Evcil hayvanınız var mı? Var. Hem kedi hem köpek var bende. Peki yıl sonuna kadar evcil hayvanların kimliklendirilmesi gerekiyor. Bir bilginiz var mı bu uygulamayı? Var, bilgim var. Evet, ben de yaptırdım. Hem kedim hem köpeğime yaptırdım. Çip de taktırdım aynı zamanda. Bayağı da yararını görüyorum şu an. Veterinerden veriyor zaten kimliklerini. O şekilde bayağı yararını gördüm. Çip taktırdım. O çiple mesela örnek veriyorum, bir sıkıntı yaşadığımda, kaybolma durumunda veya şikayet durumunda ne polis karışabiliyor ne de hani kaybolma durumunda kolaylıkla bulabiliyorum. Peki uygulamayı nasıl değerlendirirsiniz? Ya şöyle söyleyeyim, olması gereken bir uygulama. Çok da geç çıktı bana kalırsa bu uygulama. Gayet memnunuz yani ya. Köpeğimden mesela çok şikayet alıyordum. Artık şu an yani polis bile gelince, çipi var denince geri gidiyor yani. Bayağı hayvanları artık korumak için bayağı çok güzel bir şey. Aynen öyle, çok engelledi. Çok yararını gördüm yani. Teşekkür ediyoruz yapanlardan da. Yıl sonuna kadar evcil hayvanların kimliklendirilmesi gerekiyor. Hem bilinçsiz sahiplenmeye hem de sokağa atılmalarına karşı. Bu uygulamayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani bence güzel bir uygulama. Zaten onay verdiğim bir uygulama olduğu için ilk çıktığı zaman direkt Dük Bey'e o çipten taktırdım. Şu anda kendisinde mevcut. Tabii herhangi bir takip sistemi hala yok bildiğim kadarıyla. Sadece veterinere götürürse bulan kişi sahibi bulunabiliyor. Tabii bir takip cihazı gibi bir şey de çıkarsa daha güzel olur herhalde. Şu an hayvanınızda takılıyor. Evet, takılı mevcut. Ne kadar süredir sizinle? Şu anda 19 ay oldu. İlişkiniz nasıl? Çok iyi. Sakin görünüyor. Evet. Öğlen yürüyüşüne çıktık, gayet keyif yerinde, sağlığı yerinde, problem yok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.